Evet, hoş geldiniz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. İdeal erkek nedir, kimdir, nerededir? Bir aydınlatır mısınız bizi? Evet. Erkeklere göre mi, kadınlara göre mi? Bizim programımız kadınca. Şimdi kadından başlayalım. Kadından başlayalım. Yani kadınlar, özellikle Türk kadınları, biz ideal erkek deyince neler arıyoruz bir erkekte? Tabii. Yani şimdi ideal erkek modeli tanımlamak bizim her burada tek doğru yok, onu söylemek gerekir. Tek doğru tek yok. Doğru peki. Yok. Yani erkeklere sorsanız herkes benim diyecektir. Yani erkek egosu böyle söyletiyor. Siz öyle diyor musunuz? Ben ideal erkeğim demezse bir insan evlilikte ayakta kalması zor. Ha. Ama ideal erkeğim derken aynı zamanda eleştiriye açık olabilmesi de önemli. İdeal erkek tanımlarken aile içerisinde ben bilinci olan değil de biz bilinci olan erkek olması önemli. Ne demek o biz bilinci yani, olan erkek? Ergenlikte erkeklerde uzamış ergenlik çok fazladır. Hatta 40 yaşına kadar bulur ergenlik. Normalde 22 yaşında ergenlik dönemi, olumluluk dönemine geçer. Bu dönemde erkek özellikle çocuksuluk, ergenlik davranışlarını çok fazla gösterir. Kolaylıkla bir sorun çıktığı zaman sen hallet deyip çıkıp gider, kafasına göre yaşar. Hatta güzel bir karikatürize edilmiş bir örnek vardır. Bir yeni nişanlı bir çift sinemaya gidiyor. Kız ve erkek. Şimdi erkek şöyle söylüyor kız nişanlısına. Koltuğun rahat mı? Rahat diyor. Sahneyi görüyor musun? Görüyorum diyor. Kız seviniyor, bak beni düşünüyor diye. Erkek hemen şöyle söylüyor. Hadi yer değişelim diyor. Çok iyi. Peki Nevzat Bey, şunu soracağım. Bu 40 yaşına kadar ergenlik dediniz. Evet. Şu anda mesela kocaları, eşleri 40 yaşın ya da 40 yaş altında olan bütün kadınlara seslenelim buradan. Evet. Kocanız daha ergenliğini yaşıyor. Yaşıyor. Yani onlara daha ergene yaklaşır gibi daha hoşgörülü yani yaklaşsınlar. Çocuğa davranır gibi davranır. Evet, belki biraz abartılı ama gerçek payı çok fazla. Yani İngilizlerde de mi böyle, Çinlilerde evren, de mi böyle? Biyolojik bir şey. Erkeklerde ön beyin daha geç gelişiyor. Dur, düşün, yap tarzındaki kararları ön beyin verir. Sonunu düşünmeden hareket etme, ani karar verme. Yani hem evli olacağım der, hem kafama göre yaşayacağım der. Evet. Bu tarzda yaklaşımlar, bu da tabii bir evliliğin doğasına aykırı bir durum. Peki evli kadınlara o zaman şunu mu tavsiye edersiniz? Kocanıza çocuk gibi davranın. Anlayın fakat davranışını onaylamayın. Davranışını onaylamayın. Onaylamayın. Ama o davranışlarından dolayı da abartılı tepki vermeyin. Anlayışlı olun diyorsunuz. Tabii, aynen çocuk öyle. Daha ergen diyorsunuz. Ya diyorsunuz, ev iki, diyen bir çocuğu var, bir de karı koca, iki çocuğu var, kabul etsin. Hocam bütün iş kadınlara düşüyor, ben de onu anlamıyorum. Ya, tabii bu genelleme yapmak doğru değil burada ama biyolojinin böyle bir şeyi var. Bunu kabul edelim. Var. Bunu kabul edelim. Erkeklerde, erkekler daha yalın, basit düşünüyorlar. Biz daha komplikeyiz. Bunu evet. Hepimiz biliyoruz. Ama diyorsunuz ki onları çocuk gibi görelim. Ergenlikteler. Düşünceye duygu katmayı geç başarır erkekler. Empati, kadınlarda annelik özellikleri nedeniyle empati daha gelişmiştir. Bu kadınların sunulan aynı zamanda bir avantaj oluyor. Annelik yapabilmesi. Fakat bu bunun dozu kaçtığı zaman erkek fazla empatik olan kadını kullanıyor. Bundan faydalanıyor. Faydalanıyor. Peki 40'a kadar ergense erkek, o zaman ideal erkekler 50-60 yaşlarında mı oluyor? İdealliğe kavuşuyorlar. Nasıl oluyor bu hocam? Fakat bu kadının beklentisine göre değişir. Mesela bazı kadınlar taş erkek sever. O ne demek? Vurdu mu oturtan erkek sever. Mesela. Vurdum oturtmak ne demek? Yani ama şiddetten... Güçlü erkek ister. Güçlü erkek. Ama doğru, her kadın güçlü erkek ister. İster. Bu, öyle değil mi? Böyle bir erkek ister. Bu imajı yoksa sırf bundan dolayı eşinden ayrılanlar biliyoruz. Beni kıskanmıyor diyor. Ne biçim adam diyor. Beni kıskanmıyor, ne biçim adam diyor, ayrılıyor. Ayrılıyor. Kadın. Türk kadını kıskanç erkek mi seviyor? İstiyor. Yani az miktarda kıskançlığın zaten tutkal etkisi var. Evet. Peki şu anne olayına geri dönersek. Bu dünyada da böyle bir şey. Şimdi şarkıcı Jennifer Lopez'in bir şarkısı var yeni. Ben senin anan değilim diyor. Kendine gel diyor. Ben senin karınım diyor. Sevgilinim diyor. Ben senin anan değilim diyor. I ain't your mama diye. Şimdi burada kadınlar da, yani bir eş de, hani tamam o ergen, bu ergen, ev çocuk dolu, ona bakayım falan derken diyor ki ben de kadınım. Evet. Şimdi roller değişiyor bu. Yatak odasındaki rol farklıdır. Mutfaktaki rol farklıdır.
oturma odasındaki rol farklıdır. Her role uygun davranmayı başarırsa, hem yani gerekiyorsa anaç rolü olur, gerekiyorsa dişi rolü olur, erkek için de aynı şekilde. İş adamı rolü ayrıdır, baba rolü ayrıdır, eş rolü ayrıdır. Bunların ayrımını yapamazsa eğer, yani yatak odasında melek olmaya çalışırsa fonksiyonsuz olur. Yani ideal olanı ararken tek bir ideal olmadığını bilmek gerekiyor. Yani anaçlık, mesela bazı kadınlar vardır, anaç olmayı hoşuna gider. Erkeğin ona, erkeğine anaç davranmayı, bunu ve erkek de bundan memnundur. Burada bir uyum oluşmuştur. Bunu bozmaya gerek yok. Sen ideal değilsin diye bozmanın bir anlamı yok. Bu nedenle tek doğru yok diyoruz. Yani ama kişi kadın ilişkiye, kadın erkek savaşlarına dönüşmüşse bir evlilikte ilişki, böyle bir durumda işte ben haklıyım, sen haklısın, benim dediğin senin dediğin, benim annem senin annem, benim param senin paran gibi olursa, Lopez'in o şey gibi ben senin anan değilim diyerek şeyi bekleyebilir. Yani şey, bir erkek çünkü evi sığınak gibi görmek istiyor ya. Erkek evi sığınak gibi görmek istiyor. Eve geldiği zaman bir akşam sendromu vardır böyle. Kapıdan girdiği zaman erkek, kapıda eşi ona işte çamaşır makinesi bozuk, çocuklar şunu yaptı, bunu yaptı diye böyle bir sürü yakınmayla geldiği zaman erkek de bütün gün zaten ben yoruldum, dışarı eve geldim, kafamı dinlemek istiyorum dediği zaman o akşam gider. Yani bu akşam sendromu denir. Böyle bir durumda yani akıllı erkek ne yapar, akıllı kadın ne yapar? Yani bütün fedakarlık kadından beklemek çok haksızlık böyle tabii durumda. Yani eve geldi, ev darmadağınık erkek. Mesela böyle durumlarda diyoruz ki erkeğe, burada sen diliyle değil, ben diliyle konuş. Mesela ortalık darmadağınık, ne biçim kadınsın, ne bu evin hali dediği zaman o da bütün gün zaten çoluk çocuk uğraştım, biraz da seni ilgilen deyiverir ve o akşam gider. Halbuki şöyle dese, ya ev dağınık olduğu zaman kendimi çok kötü hissediyorum dese, ben dili. Kendi duygularını söylese, eşi böyle durumlarda bir hemen sorumluluk hisseder. Yani savunma duygusu uyanmaz eşte. O zaman bizim olayları nasıl iletişim kurduğumuz, nasıl söylediğimiz çok önemli. Çok nasıl önemli. Zikrettiğimiz çok önemli. Suçlamadan, evet, yargılamadan yani, ve anlayışlı bir şekilde ben bundan mutlu değilim ya da ben bu halden mutlu kendi değilim. Kendi hislerini söylesin. Yani mesela erkeklerin hoşlanmadığı bir şey vardır. Bunu da biyolojik doğamıza borçluyuz. Erkekler özellik duygusu yüksektir erkeklerde. Yani mesela yolda giderken trafiktesin, arabayı erkek kullanıyor. Kadın sağ tarafta oturuyor. İşte sağda kamyon var, şuna dikkat et, buna dikkat et. Böyle yardım etmeye çalışıyor iyi niyetli. Erkek o anda erkek sanki özellik duygusu gidiyor ya, araba kullanmayı beceremiyorsun sen gibi anlıyor onu. Ve ses tonu yükseliyor, bir kriz çıkıyor orada. Yani böyle durumlarda yani susmayı başarabilse bırak biraz geç gitsin gideceği yere. İki tarafta tabii çok şey düşüyor. Ama bir erkeğin ideal olması yolunda güçlü hissedecekleri, tabii, iyi hissedecekleri şekilde konumlamalar olayları. Yani erkekle ego savaşı yaparsa iki tarafta kaybeder. Erkekle ego savaşı yapmıyorsunuz. İki tarafta kaybeder. Peki bizim kadın için de erkek için de geçerli. İki tarafında çünkü yani evlilik demek eşitler ilişkisi demektir. Evet. Problem çözme yeteneğimiz mi tabii çok gelişmemiş ne yazık? Yani problem çözme yeteneği aslında bu duygusal zeka becerisidir. Yani duygusal zeka 1990'lardan sonra bilimsel araştırma alanı haline geldi. Duygusal zekası yüksek kişiler evlilikte daha başarılı oluyor. Boşanmalar daha az oluyor ve %8,5 daha şey yaşıyorlar, uzun ömürlü oluyorlar. Kadınlarda duygusal zeka daha yüksek diyebilir miyiz? Daha yüksek. Onun için kadınların ortalama yaş daha uzundur. Peki bir de şöyle bir şey var mı? Biz anneler böyle oğullarımıza, yavrum benim işte sen şahanesin, paşasın, mükemmelsin filan böyle bir pofpoflamalar, her şeyi yapmalar. Ondan sonra çocuk mesela bir dışarı çıkıyor ki hayat öyle değil. Çok önemli bir nokta bu. Yani sen kralsın oğlum, sen padişahsın, sen her şeysin diyor. Çıkıyor, kimse anasından başka kimse onları demiyor. Şimdi böyle yetiştirilen çocuklar narsist oluyorlar. Yani çocukları öveceğiz tabii ama kişiliklerini övmeyeceğiz. Davranış ve çabalarını öveceğiz. Davranış ve çabalarını öveceğiz çocukların. Tabii. Kişiliklerini övdüğüm zaman ya ben zaten iyiymişim, paşaymışım, ben mükemmelmişim. O zaman niye kendimi geliştireyim ki, niye okuyayım ki diyor. Çocuğu ilk baştan bloke ediyorsunuz. Mesela bir babaanne çocuğuna diyor ki, ah torununa diyor ki ya ne kadar akıllısın, ne kadar akıllısın, ne kadar akıllısın.
aslında diyorsunuz ki. Yani akıllısın diyorlar, yakışıklısın diyorlar. Yakışıklı, ah yani, yavrum çok yakışıklı. Yani, onları tabii kötü niyetle demiyorlar, tabii bunu, sevdiklerinden yani, diyorlar. Yani böyle durumlarda çocuk, yani iyi özelliklerini görelim, çocuğun yani çabalarını ve davranışlarını sevelim. Mesela çocuk geldi annesine yardım etti. Hemen müthiş bir fırsat çocuğu övmek için. Yani çocuk yani yalan söylemedi, sözünde durdu. Çocuk hiçbir şey söylemeden kendi ders çalışmaya oturdu. Yani kusurlarını bulup eleştirmek yerine iyi davranışlarını bulup övmek. Hemen bulalım. Bu davranışın evet. Çok hoşuma gitti. Oğlum ne güzel masayı kurmuştun bu sabah. Ama çocuğa şehzade muamelesi yapmayalım. Bu çok önemli. Evin küçük hükümdarı oluyor çocuk. Evet, çünkü erkeklerin gelişiminde anaların bizlerin evet, rolü çok önemli kesinlikle. Diye düşünüyorum. Siz de bunu teyit ediyorsunuz evet, bir evet. Psikiyatr profesörü. Bu çocuklar özellikle Karadenizli aileler aramızda vardır muhakkak. Erkekler böyle yetiştiriyorlar. Evet, benim erkekler. Aile. Öyle yetiştiriyorlar. Daha sonra kız çocukları da, ablalar da öyle davranıyor ona. Doğru. Ondan sonra evlendiği zaman karısından bekliyor aynı şeyi. Bu sefer krizler çıkıyor. Evet, çünkü benim babaannemin 3 oğlu vardı, babamın kardeşleri. Ben onlara ve diğer benim kuzenime nasıl büyüttüğünü, nasıl baktığını gördüm. Sürekli muhlama yediriyordu. Rizeli, sürekli muhlama yediriyor. İşte sürekli aman yavrum, aman paşam, çocuk önce yesin filan derken. Ya. Şimdi ben baktım hani doğrusu bu herhalde diye dedi. Algıladım. Ben de şimdi aman bizim çocuklar yesin önce filan. Aman çok hele bu zamanda çocuk tabii, yani tabii. Şey oluyor. Farkında narsist oluyor. Evet. Ve emin ol yani böyle tembel ya tembel oluyor çocuk ya da ben merkezci oluyor. İşte sadece kendine çalışılmasına hizmet edilmesini istiyor ama hayat o kadar şefkatli değil maalesef. Bir araştırmanın sonucunu söyleyeceğim. Kadınların en sinir olduğu 7 erkek tipiymiş. Sizin yorumlarınızı kısaca tamam. Rica edeceğim lütfen. 1- Tutarsız erkek modeli. Yani tutarsız erkeğe dayanamıyormuş kadınlar. Çok doğru. Yani tutarsız erkek tabii sözünde durmayan, bir gün sabah evet dediğine akşam hayır diyen, bir gün yaptığını öbür gün yapmayan bu tarz kişiler güven vermezler. Yani, kadınlar biz güven arıyoruz. Güven arıyoruz. Bak hatta 4S kuralıdır aile değerlerinden. Sevgi, saygı, sadakat, sabır. Bu 4S. 4S. Bu 4S'yi yani her ailede bunu yaşatabilsek o aile sanki bir cennet bahçesi gibi bir yer olur. Evet, evlilikte diyorlar evlilikte. Ya cennet oluyor ya cehennem oluyor. Oluyor. Yani insan bunu kişilerin olayı ele alış tarzıyla değişiyor, gelişiyor bu. Kadınlar erkekte neye en sinir oluyorlar? 1- Tutarsız erkek dedim. 2- Bencil erkek. Evet. Çok sinir oluyorlar. Çok doğru. 3- Nerede ne söyleyeceğini bilmeyen erkek. Evet. Niye erkeklerimiz nerede ne söyleyeceğini bilmiyor mu genelde? Ne yani oluyor? Erkekler tabii yani genellikle erkekler böyle fazla patavatsız davranmaya yatkındır. Neden? Özellikleri. Yani erkek yani bunu da maalesef gene biyolojiye borçluyuz. Ergenler ya pardon. Ergenler işte. Tamam. Ergen nedir? Ölçüp biçmeden hareket eden, sonunu düşünmeden hareket eden. Evet. Erkeklerin çünkü erkekler de duygusal ipuçlarını okuma becerisi zayıftır. Duygusal ipuçlarını. Bu kızıyor mu, üzülüyor mu, seviniyor mu, ne oluyor diye anlayamıyor. Geldiği gibi konuşuyor doğrudan. Evet, o yüzden ya korkutacaksın erkeği hizaya çekmek için yahut da onun böyle durumlarda bir eşinden korku duygusu olursa frenleyebiliyor. O da biraz 40 yaşını buluyor herhalde. 40 yaşını buluyor. Bu arada bir erkek nasıl korkutuluyor? Korkutma öyle ki akıllı davranabilirse eşler erkekleri disipline edebiliyorlar. Yani fedakarlık kadından beklemek anlamında değil. Burada duygusal zekice olmak önemli. Yani bir erkeğe bir şeyi yaptırmak için onun yöntemini bilmek gerekiyor. Hatta bir böyle karikatürize olmuş, pazar olduğu için biraz hikayeler anlatayım diyorum. Erkekleri toplamış bir deneyde, 100 civarında erkek var. Eşinden korkmayanlar burada kalsın, korkanlar şuraya gitsin diyor. Eşinden korkmayan bir kişi çıkmış. Korkmayan? Korkmayan. Evet. Şaşırmışlar ya sen nasıl başardın eşinden korkmamayı diye. Eşim bana kalabalığa karışma demişti de ondan demişti. Daha çok iyiymiş bu. Yani onun için erkek yani ne derse dersin dışarıdaki söylediğimi mangalda kül bırakmadığına farkmayın. Yani eğer evliliği sürdürüyorsa eşinden korkuyor. Erkek eşinden korkuyor o öyle korku değil mi? O korku faydalı bir korku ama. Faydalı bir korku. Çünkü içindeki canavarı susturamaz başka. Dün de şunu konuştuk. Kadınlar evinin CEO'su olmalı, evet. Genel müdürü olmalı. Yani dizginler kadınların evinde olmalı. Aslında öyle de. Çünkü çok söylemiyoruz ya bunu. Dile getirmiyoruz. Siz de diyorsunuz ki bu iyi. Evet. Psikiyatr olarak bu iyi. Çünkü erkekler de aslında bunu istiyor. Bundan hoşnutlar. Tabii. Yani şey yapsa, şeklen rahatsız olsa bile evini sığınak olarak beklediği için
Güven evet. duygusu açısından önemli. Güven evet. alanı olarak görüyor. Güvenli alan görüyor evini. Güvenli alan görmesi için de yani bu saygıdır. Aslında korku değil, saygıdır bu. Saygı. Kadınların en sinir olduğu 7 erkek tipinin içerisinde evet. tembel erkek de var, işkolik erkek, erkek de var. De var doğru. İkisini de sevmiyor kadın. Doğru. İkisini de istemiyor ama zengin erkeği seviyor. Doğal yani. Zenginlik böyle bir halı gibi her şeyi örtüyor mu? Yani ideal falan onları işte bırak. Zengin olsun yeter. Zenginliği sevmek ayrı, zenginlikten faydalanmak. Yani kişi erkeğe, ideal erkek, erkeği kişiliği için sevecek. Para geliyor, para gidiyor. Sağlık bazen geliyor, bazen gidiyor. Bazen zor dönemler yaşıyoruz. Hayat da zaten bir mücadele değil mi? En kötü ihtimale karşı da hazır olabilmek. Yani bu nedenle evliliği kişi ömür boyu bir yolculuk olarak düşünecek. Yolda yol kazaları vardır, evet. Engeller vardır, fırtınalar vardır. Şöyle bir test yapsak mesela. Ben evliyim mesela. Ben acaba ideal erkekle mi evliyim diye düşünen kadınlar mesela. Siz bana bazı sorular sorsanız ben ideal erkekle mi evli miyim değil miyim bunu nasıl anlıyorum? Şimdi evet. onlar da kendilerine sorsalar. Bekliyorum. Evet. Şimdi yani ideal erkekle evli olup olmadığını bir kadın anlamak için onun yani ideal erkekten ne anladığını bilmek gerekiyor. Ha, o zaman çok kişisel tabii, bir şey. Tabii kişisel komşuların, oluyor. Komşuların, tamam. halanın, tabii. teyzenin, annenizin düşündüğü değil, sizin tabii. ne düşündüğünüz ne önemli. Yani ne anlıyorsunuz ideal erkekten? Çünkü bu şey birbirine uyum sağlaması önemli burada. Evet. Yani şimdi erkek beyni erotizme önem verir, kadın beyni romantizme önem verir. Romantizmi daha çok arzular. Yani erkeklerin, kadının romantik ihtiyaçlarını erkekler anlayamadığı için her şeyi erotik yorumlarlar. Bir kadın eşim beni anlamıyor dediği zaman biz öyle durumlarda aslında anlamadığını değil, sevgi beklentisini karşılamadığını anlıyoruz. Peki şunu sorabilir miyiz son olarak? Eşim beni anlamayan diyen bir kadın. Evet. Şu anda belki de bizi izliyordur. Evet. Bugün güzel pazar günü. Eşine dönüp ne desin? Hadi biz de evlilikler daha güzel olsun, herkes daha mutlu olsun istiyoruz. Evler güçlensin, şenlensin istiyoruz. Evet. Buradan siz ne tavsiye edersiniz? Tabii, biz böyle bir terapiye geldiği zaman eşinle ilgili beklentileri listele diyoruz. Ha yazsın. Yaz diyoruz mesela. Yani ilk seansta 3-5 maddeyi geçmiyor çoğu. 3-4 seanstan sonra 20 maddenin üzerine çıkıyor. Yani burada eşiyle ilgili beklentilerini listelesin. Listelesin. Daha sonra... Böyle durumla ilişkiyi olumsuz üzerinden değil, olumlu üzerinden yapsın. Olumlu yani üzerinden yani böyle yapsın bir durumda mesela, şu pazar şu anda evet. mesela onu tebessüm ettirecek bir şey yapsın. Bütün aileler, bütün eşler, bütün karı kocalar böyle birbirinizin elini tutun, göz göze evet. bakın. Ben seni daha iyi anlamak istiyorum desinler. Evet, tabii. Öyle değil mi? Desinler. Bunu bizim kültürümüzde zor bu işte öyle. Kültürümüzde zor. ama ne olacak? Yani bir el ele de tutamıyor muyuz artık? Nevzat tabii mi? Ya tutamasa bile bir tebessüm etsin ya. Tutabiliyorsa... Nasıl desin? Siz söyleyin. Siz erkek tarafına söyleyin hadi. Ne desinler? İdeal erkekler şu anda evleri başında bizi izleyen ideal erkekler daha güzel. Herkes daha huzurlu ev istemez mi? İster. Ya, ne yapsınlar? Eşinin bitiyor benim. İlgi alanını bulsun. O ilgi alanına ilgili bir şey yapsın. Futbolla ilgiliyorsa onunla ilgili. Ya yemek hoşlanıyorsa onunla ilgili. İlgi alanına göre bir şey yapsın. Bu kadın için de erkek için de geçerli. İki taraf. Peki o zaman şöyle diyelim. İki tarafta eşinizin ilgi alanını bulun. Bugün o ilgi alanıyla ilgili bir tane bir şey yapın. Bakalım hayat nasıl değişiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Sağ olun.